Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu malum sonbahar aylarındayız ve artık kışa doğru ilerliyor mevsimler ve tabii ki yakacak ısınma ihtiyacımız için sizlere detaylı ayrıntılı bir video çektim dostlar. Bu videoda aslında yakacaklarımızı yani odunlarımızı nasıl kolay yoldan kesebiliriz, zahmetsizce kesme yöntemini sizlere göstereceğim. Özellikle köylerde veyahut da şeylerde de olabilir. Sonuçta bağında bahçesinde odun olup da odununu zahmetsiz bir şekilde sobalık hale getirmek isteyen arkadaşların işine yarayacağını düşündüğüm bir video paylaşacağım sizlerle. Bu ürün sayesinde ben kendim gerçekten bu ürünü kullanırken kışlık yakacaklarımı zahmetsiz bir şekilde doğrayıp sobalık haline getirebiliyorum. Sizler de bu yöntemle sobalarınız için veyahut da herhangi bir ihtiyacınız için odunlarınızı şöyle istediğiniz şekilde zahmetsizce, yorulmadan oturduğunuz yerden odunlarınızı kesebileceksiniz arkadaşlar. Şu an bunlar çuvallara bazılarını yerleştirdik arkadaşlar. Bunları henüz yeni kestik. Şurada görmüş olduğunuz gibi kesilen odunlarımızın çıkarttığı kepek arkadaşlar. Talaş yani. Bu talaşlarımızı peki nasıl bu odunları bu hale getirdik, kestik? Arkadaşlar daha önceki videomda da aslında sizinle paylaşmıştım. Elektrikli bir testereden faydalanıyorum. Tabii bunu illa elektrikli veya yakıtlı olması bir şey değiştirmiyor. Önemli olan şöyle bir sistem yapmanız arkadaşlar. Yani oturduğunuz yerden şu testereyi elinize taşımak yerine sabitleyerekten bu odunları kesebiliyorsunuz. Peki ne mi yaptık arkadaşlar elektrikli testeremizde? Bu arada gücünü de sizlere paylaşayım. Dostlar, elektrikli testeremizin 230 volt 50 Hz ile çalışma gücü söz konusu. Elektrikle çalışıyorum malumunuz üzerine. 2600 watt gücünde 40 cm bıçak uzunluğu olan arkadaşlar ve 7600 dakika devir daim yapan bir elektrikli testere, ağırlığı 5 kilo 3 gram 300 gram arkadaşlar ve şu şekil diş aralığı 20 milimlik bir elektrik testere kullanıyorum. Yani aslında bu odunları kesmek için, şu hale getirmek için bu testereyle her ne kadar hafif gibi görünse de, yani yakıtlı testerelerden daha hafif olsa da aslında biraz zahmetli. Ama oturduğunuz yerden böyle bir testere, illa yakıtlı veya elektrikli fark etmez, önemli olan arkadaşlar şöyle bir testerenin böyle bir tezgaha oturtması ve bu tezgah sayesinde odunlarınızı, kışlık odunlarınızı kesebilmeniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten büyük bir zahmetten kurtardı benim. Sizi de kurtaracağını düşünerekten şimdi neler mi yaptık sizlere göstereceğim. Aslında daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Hatta yapılışını da dahi yanlış hatırlamıyorsam paylaşmıştım diye biliyorum. Ama yine de yapmak isteyenler, ihtiyacı olanlar arkadaşlar için şöyle göstereceğim arkadaşlar. Testeremizi şöyle arkadaşlar, şuradaki fazlalığından 2 tane 3 tane vida attım. Yani çok küçük vidalar aslında. Vidalarım da çok büyük vidalar değil. Attım. Ama atmadan önce arkadaşlar ne mi yaptım? Tabii sizler bunun ayaklısını da yapabilirsiniz. Ben şöyle düz zemin olarak yaptım. Düz zemin nedir arkadaşlar? 2 tane kalasımızı bir araya getirdim. 2 tane kalasın ortasından arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle 2 adet yine kalas dikey olarak sabitledim arasında. Hatta kalaslarımızı birleştirmek için arkadaşlar ve devrilmemesi için, sağa sola devrilmemesi için şu şekil gösterecek olursam uzunluğunda bir ayak taktım. Ama sizler bunu ayaklı hale de getirebilirsiniz. Yani o sizin hayal gücünüze kalmış. Ben ayaklı olarak değil ve sabit zeminde kullandığım için bu şekilde ihtiyacımı karşılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine kalaslarımızı şu ayak sayesinde, yani şu kalas sayesinde birleştirdim. Bu odunların bir araya gelmesi, ayrıca motorumun havada kalmaması için şuraya gösterecek olursam dostlar. Gerçi motor yine havada ama yine de fazla baskı olmasın diye bir tahta kestim, altına yerleştirdim arkadaşlar. Yani motor aslında zaten bunun sayesinde şu an duruyor. Peki sadece bunu mu yaptık? Hayır arkadaşlar. Aynı zamanda şu dikey olarak yerleştirdiğim o tahtalarımı, kalaslarımı gördüğünüz gibi sabitledikten sonra arkadaşlar delik açtım arkadaşlar matkap yardımıyla. Delik açtıktan sonra karşılıklı bir şekilde tabii ki deliğimiz gelecek. Şöyle M8 tarzı bir vida arkadaşlar, bir sayesinde, gijon sayesinde arkadaşlar M8 diye geçen, gördüğünüz gibi şurada vidasını birleştirdim. Burayı da eğdim arkadaşlar. Yani elinizdeki olanakları değindirmek. Örneğin şurası dişliğimizin buraları gittiği için vida kullanamıyordum ve ben burayı bükerek yaptım. Yani aslında buradaki palamızın arkadaşlar, şu an pala
Hala sıcak. Videoyu çekmeden önce durdurdum. Buradaki amacımız neydi arkadaşlar? Palamızın ortasında bir delik var. Bütün palalar için geçerlidir bu. Palanın ortasındaki deliği şu görmüş olduğunuz galiba yanlış hatırlamıyorsam M8 diye biliyorum. Yanlışım varsa da yorumlarda düzeltebilirsin ama M8 olarak bilmiş olduğum bu vidayı arkadaşlar karşıya şurada görmüş olduğunuz gibi palamızın ucundan geçirdim. Peki palamızın etrafında şu an görmüş olduğunuz arkadaşlar bir contamız var. Yine geniş ağızlı bir vida var. Pullar var arkadaşlar. Niçin bunları yerleştirdim? Çünkü bu palanın arkadaşlar şöyle simetrik ve düzgün durması lazım. Yani eğik bükük durmaması lazım. Çünkü zincir atma olasılığı var. Sizin buna dikkat etmeniz lazım. Aslında testerinizi oturduktan sonra şuradaki gerginliği yapabilirsiniz. Gerginlik arkadaşlar çok zor bir şey değil. Sadece 2 adet. Yani bunun siz metalini de yapabilirsiniz. İlla odun olmak zorunda değil. Odun olarak da yaptığım halde yıllardır kullanıyorum sıkıntısız. Metal olsa tabii daha güzel olur, daha kibar olur ama odundan da yapabilirsiniz. Elinizdeki olanakları değerlendirerek de. Yani burada arkadaşlar çivi, kalas ve sadece şuradaki M8 vidamızı kullandım. Ve aynı zamanda palamızın sağa sola yani çok aşırı kaymaması için simetri ve hizasında terazide durması için etrafına gördüğünüz gibi arkadaşlar odunumun, palamın mesafesiyle odunumun yakınlığını gidermek adına şurada pul, civata, pul ve bir lastik kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları yerleştirdim ve burada sıkıştırdım. Yine aynı şekilde vidamızı açabiliyoruz arkadaşlar. Hatta vida açtıktan sonra istediğimiz zaman zincirimizi söküp takabiliyoruz, bileyebiliyoruz. Yani bu işlemleri yapabiliyorsunuz. İsterseniz seyar kullanırsınız şu şekil. Yani elde kullanırsınız. Söküp sadece bir vida ve şuradaki vidalar arkadaşlar. İsterseniz şöyle sabit bir tezgah haline. Ben sabit olarak kullanıyorum. Kışlık odunlarınızı yani ağaç kesme işlemlerinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bakalım testeremiz işe yarıyor mu yaramıyor mu? Bir de kesme randımanı sizlere göstereceğim. Bu arada başta belirteyim. Arkadaşlar dişlerim kullandığım için şu an bilenmeye ihtiyacı var. Bilememişim. Bilemeden bakalım performansı nasıl. Bu kestiği odun sayısı yani şuradaki kepekten de anlıyorsunuz arkadaşlar. Kesilen odunların kepek olayı. Bu da az önce kestiğim odun parçaları arkadaşlar. Şimdi videonun huzurunda göstereceğim. Yani gerçekten zahmetsiz bir şekilde oturduğumuz yerden odun kesebiliyor muyuz, kesemiyor muyuz? Sizlere göstermeye çalışacağım karınca kararınca. Arkadaşlar gördüğünüz gibi odunumuzun kalınlığını, uzunluğunu şimdi testeremizle kesmeye çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tuş sistemimiz var. Tuş sistemin emniyet kilidini devre dışı bıraktım. Şurada bir vida yardımıyla şu an emniyet kilidi devre dışı sıkıştırmışım arkadaşlar. Şurada bir tel, gördüğünüz gibi tel, bağlama teli, bir de plastik parçası yardımıyla şu an makinemi çalıştırıyorum. İtelediğim zaman makinem çalışıyor.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an odunlarımızı kestik. Yani bunu elimize taşımak yerine sabit bir şekilde odunlarımızı kolaylıkla kesebiliyoruz. Tabi arkadaşlar, bu arada dişlerimizin bilenmesi gerekiyor. Dişler bilenmediği için birazcık farkındaysanız zahmetli biraz kesti. Yani kesiyor diye kesmiyor, zahmetli kesiyor. Yani arkadaşlar, şuradaki aslında iki odunumuzun uzunluğunun sebebi zincir dönerken arkadaşlar odunu buraya sabitlemesi. Şu an buradan da görüyorsunuz, kalasımızın boyası falan çıkmış. Çam kalaslardan yapmışım arkadaşlar. Yani bu sayede zincirimiz itelerken odun burada duruyor ve odunuzu rahatlıkla kesebiliyor. Sizler de arkadaşlar kendi olanaklarınızla böyle bir sistem yapabilirsiniz. Çok kolay gerçekten. Eğer bahçeniz varsa bu tür özel, yani bu tür ürünler gerçekten hayat kurtarıyor. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı, paylaşmayı, yorumlamayı, soru işaretlerinizi, yani sorularınız varsa yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın dostlar.